Şimdi bakın, bir şekilden bir şekli çıkartma veya iki şekli birleştirme, iki üç boyutlu şekli birleştirmeden bahsedelim. Mesela şöyle bir şey düşünün. İşte camiyi yap, kubbesini yap öyle olsun. Ya onu boş ver. Kürenin yarısını keseceğiz. Veya işte küpün bulunduğu yerden kürenin bulunduğu kısmı çıkartacağız. Yani kısımların birbirine kesişim noktalarını çıkartacağız veya onları birleştireceğiz. Bu işlemlerden bahsedeyim. Mesela önümüzde iki tane şeklimiz var. Şimdi öncelikle iki şekli birbirine yakınlaştıralım. Nasıl yakınlaştırıyoruz? Öncelikle şeklin tekini seçtik. Sonra geldik bunu buraya yakınlaştırdık. Ne oldu? İkisi birbirine girdi mi? Fakat şu anda ikisi birbirinden nedir? Bağımsızdır. Daha sonra ikisini seçiyoruz arkadaşlar. Sağ klik yapıyoruz. Sağ klik yapıyoruz. Yapıldıktan sonra Intersect Face ve With Model'ı tıklıyoruz. Şimdi artık bu iki şekil birbirinden bağımlı hareket ediyor. Yani birbirine bağımlıdır. Bakın. Bırakmıyor bir türlü. Sünüyor. Gördüğünüz gibi ilginç. Değil mi? Gayet ilginç. Ama bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz ne? Ya ben şu küreyi delete yaptığım zaman bakın ne oldu? Koninin bulunduğu bölgede kürenin bir izi kaldı. Ve ben bu face'i de tabii hareket ettirmeyeceğim. Yalnız Ctrl Z'ye bastım, şey yaptım. Tabii Ctrl Z'ye bastım. Zaman bir de Ctrl E'ye basmayı öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Evet, küremizi seçtik. Delete'e bastık. Tabii biraz önce Ctrl Z'ye bastığımız için şu işlemi tekrar yapmamız gerekiyor. Evet, küremizi seçtik. Delete'e bastık. İzi oldu. Ve tekrar tıkladık. Bakın, görmüş olduğunuz gibi o bölgeyi ne yaptık? Boşalttık. Tabii konimizin içi boş olduğu için arkadaşlar bu şekilde bir görünüm oluştu. Evet, çadıra benzedi biraz değil mi? Sanki. Evet. İki şekli birbirinden ne yapıyoruz? Bu şekilde yapıyoruz. Hemen mesela ne yapalım? Bir tane ne çizdik? Küp çizdik. Daha sonra ne yapalım? Bir tane de silindir çizelim. Öyle mi? Alabilirsin. Şu mu acaba? Tamam. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu şekilde işlemimizi yaptık. Çizimimizi bu şekilde oluşturduk.